Merhaba arkadaşlar. 16 Eylül Cuma gece Amerika Belmont yarışları devam ediyor. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Belmont'ta bugün 9 koşu koşulacak. Dolayısıyla 2 altılı ganyan olacak. İlki saat e, akşam 8'de başlıyor. 2 yaşlı İngiliz tayların 1200 metre kum pistte e, maiden koşusu. 7 tay yarışa kayıtlı. Sadece biri e, koştu. 5 numara bir, bir kez koşup 3. lükte kaldı. E, taylara baktığımızda bir numaralı Kalik, Manuel Franco idaresindeki bir numaralı Kalik 2020'de 80 bin dolarken 2021'de 200 bin dolara satın alınmış bir tay. E, bu piste hazırlanıyor. Sonra 2 numaralı Tay'a baktığımızda 1 e, yaşında 62 bin dolarken 2 yaşında 110 bin dolara yine e, satın alınmış bir Tay. Hazırlıkları da oldukça iyi. 3 numaralı Antnav Agenda 100 bin dolarlık bir tay ve Saratoga'da hazırlanıyor. Antrenörlere baktığımızda da arkadaşlar bütün baş antrenörler atları var burada. Todd Fletcher, Chad Brown, Claudio McCain, William Mott, Brad Cooks. Yani bakıyorum bir Bot Buffert eksik burada ki Bot Buffert'ta epeydir görmüyorum. Antrenörlüğümü bıraktım bilmiyorum. Yani oldukça iyi ekürlerin safkanları var. 4 numaraya gelince e, Tapit'in Taptin Singatör e, adındaki yavrusu ve maliyeti en yüksek e, taylardan biri sadece bu koşta değil e, sezonun en yüksek e, maliyetli tayı tam e, 1 milyon 700 bin dolarlık e, tay 4 numaralı Signature ki geçenlerde de 2 milyon dolarlık tayını e, seyretmiştik kapensiz. E 3 kere koştu. Son yarışında toplam ikramiyesi 1 milyon dolarlık yarışı kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam tutarını. Yani böyle bir tay tabii yani fiyatı yüksek olması yarışı rahat kazanır, 5 boy yapar filan manasına gelmez. nitekim burada oranlara baktığımızda birbirlerine çok yakın oranları var. E ee, bu taylara bu fiyatları verenler de öncelikle hani bir an önce yarış koşturulup e, maliyetini çıkaralım düşüncesinde değiller. Öncelikle düşüncesi bunları e, aygır yapmak e, olduğunu düşünüyorum ki yarış hayatında bir 2 milyon dolar kazanabilir ama iyi bir aygır olursa 5-10 milyon dolar kazanabilir. Tabi e, tabii iyi de bir yarış eee performansı olması lazım ki aşım değerinin de değerli olması için yani koşup kazanması lazım. Diğer taylara baktığımızda 5 numarada bir kere koştu. Üçüncülükte kaldı ve o gün jokeyi biraz eksik koştu. Yani bir ara temposu bozuldu, gerilere düştü. Handikapörler de üçüncü olmasına rağmen 70 handikap verdi. iyi bir handikap. 6 ve 7'nin hazırlıkları da iyi hazırlıklar galoplar dereceleri de birbirine yakın öyle öne çıkan bir safkan göremedim. Dolayısıyla zor bir koşu. Ben duygusal olarak da bir alternatif tek diyeceğim. Tapit yavrusu için 4 numaralı signatür. Tek yazılabilir, alternatif tek olabilir. Yanına rakip olabilecek taylar 5 numaralı space. 3 numaralı Ant Agenda, 6 numaralı Quick Hammer ve 1 numaralı Kalik olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 4 numara bir adım önde olsa da 5, 3, 6 ve 1 ve 6'yı ve 1'i değerlendirmek lazım arkadaşlar. İkinci koşu 2200 metre çim pistte koşulacak. 6 safkan yarışa kayıtlı. Burası da oldukça birbirlerine yakın performansları var. Ben bir sıralama yapmış olsam da hepsini yazdım burada. Önceliğim 5 numaralı Dreams Work yarış hayatına Fransa'da başladı. Sadece son yarışını Saratoga'da koşup 5. kaldı. E, Freyven Pratt idaresinde 5 numara önceliğim. 3 numaralı Funder, 1 numaralı Megayat, 2 numaralı Tight of the Sea, 6 numaralı Bluegrass Parkway ve 4 numaralı Space, Space Launch deyip Burayı haşladım arkadaşlar. Ee, yani öne çıkan bir safkan bulamadım ben. Üçüncü koşuyla yedili plase başlayacak. Dişilerin koşacağı 1600 metre kum pistte. 9 kısrak yarışa kayıtlı. 9 ee, numara bakıyorum yedek var mı? Yedek yok. Ee, kısrakların satış fiyatı 16 bin dolara olacak. Önceliğim 3 numaralı Wicked Lady Manuel Franco idaresinde e, ee, rakiplerinden bir boy önde tuttuğumu söylemeliyim. 4 numaralı Simple Sugar, 9 numaralı Elegance Lobran, 2 numaralı You Can't Handle This ve 5 numaralı Clara Belle sırasıyla tuttuğum kısraklar 3, 4, 9, 2 ve 5. Belmont'ta ikinci altılı ganyan dördüncü koşuyla akşam 21.31'de başlıyor işlerin işçilerin koşacağı meydin bir koşu 1200 metre çim pistte. 9 kısrak yarışa kayıtlı 9 numaralı Aragoyen Lady e, yedekte. Yukarıdan at çıkmaz ise 9 numara burada koşamayacak. Burada alternatif tek olarak önereceğim Safkan. Şu anda da AGF tablosunda %49, %41 gibi e, favori bir Safkan. 4 numaralı exp, Expand the Map. Dark Angel'ın Avrupa orijinli Dark Angel'ın kır temsilcisi ve çok sevdiğim bir aygır. Dark Angel. Çok başarılı yavruları var. E, fakat sıkıntı şu. E, çok uzun aralıklarla koştu. 4 numaraya baktığımızda geçen yıl e, Temmuz ayında koştu. Bu yılda Nisan'da koştu. E, şu anda da yine 154 gün bir arası var. Muhtemelen sıkıntılar olan bir safkan ama Klarevic e, Tay'ı yani çok iyi bir ekürünün e, Tay'ı e, hazır olarak sahaya gelecektir. E, 313 bin dolarlık bir Tay. Önceliğim 4 numara Expanded Map alternatif tekte e, yazılabilir. Özellikle birinci altılı ganyan için e, şablonla fazla at yazdım. E, tek yazabilirsiniz ama ikinci altılı ganyan için yanına e, rakip yazmanızı öneririm. Yazabilenlere birinci altılı ganyan içinde de tabii ki. E, öncelikle 2 numaralı Diamond e, status diyeceğim. Her koşusunda daha iyi derecelerle e, koşuyor. Son iki yarışı zaten ikinciliklerle bitirdi. Ozi Ortiz idaresinde. 4'ün ilk rakibi. Sonra 7 numaralı Adams Angel. O da e, günün en yüksek maliyetli e, taylarından biri. E, yearling satışlarında 1 milyon 25 bin dolara satın alınmış bir tay. Şu ana kadar beklentilere cevap veremedi. Çin pistte ilk kez koşacak bugün. E, Louis Saez ile e, yazmanızı öneririm. Ve son olarak da e, 9 numara koşarsa... 448 gün arası var ama iyi bir antrenörü var. Aragöyt'in kır temsilcisi 9 numaralı Aragöyt Leyli. Koşarsa yine şanslı olabilecek bir diğer tay. 4 numara alternatif tek olabilir. 2, 7 ve 9'a 9'u da değerlendirmenizi öneririm arkadaşlar. 5. koşuya geldiğimizde 2 yaşlı İngiliz taylarının 1700 metre çim pistte koşacakları meydan bir koşu. Buradaki tayların birçoğu en son yarışını beraber koştu. Kim bunlar? 2 numara 2, 8 10 ve 11 numaralı Taylar e, son koşusunu ki bazılarının ilk koşusu olduğu e, beraber koştu. 8 numara e, Provation. o yarışta ikinci, 2 iki numara 3. 10 numara 5. olmuştu o yarışta. Ama yarışa e, baktığımızda 8 numara e, yarışın favorisiydi. Ve e, Luis Saez de e, çok ilginç yani bir biniş yaptı. Son metrelerde e, üstünde çırpınıp durdu. E, yani anlayamadım. E, biraz göstermelik çırpınışlardı. Son 20-30 metre kala da e, teşviği bıraktı. Sanki at kazanmasın gibi. tabi ben öyle e, algıladım en azından. E, i̇kincilikte kaldı. 2 i̇ki numaralı e, tay'a baktığımızda ise 2-3 boy startta kalmasına rağmen... E, sonlarda çok iyi gelip e, üçüncülük yaptı. Yine de handikapörler beğenmemiş olmalı ki 39 handikap verdiler. Oldukça düşük bir koşu. Bana göre Yani benim gözümde daha yüksek e, bir handikap aldı. 2-3 boy geç çıktı. Yine de yakın ara rakiplerinin arkasında üçüncü bitirdi. Sonra ilk kez koşan 10 numaralı e, The Trilly Victory. O da 5. oldu o yarışta. Destin'in e, kır temsilcisi ama o yarışta e, oldukça eksikleri var gibiydi. E, tam bir yarış karakteri oluşmamış e, gibi gördüm ben. Nitekim handikapörlere baktığımızda da 5. olmasına rağmen 63 handikap verdiler ki 800 numara 2 yarış koştu, ikincilikte kaldı 76 handikap. E, 10 numara bir kez koşup 5. oldu 63 handikap. Yani oldukça iyi bir handikap ki 28 gündür de ara verdi bugün için daha hazır olacağını düşünüyorum. E, 8 numaranın bir önceki yarış derecesi daha iyi. Yani aynı mesafede koştu. İki yarışında 1700 metrede koştu. Son yarışında 105-64 yaparak ikinci olmuştu. Daha önce bir önceki yarışında 104-67 yapmıştı. Yani bunlara bakacak olursak sanki yarışı kazanacak gibi bir durum oluyor. E, ama handikapörlere baktığımızda da e, değişkenlik gösteriyor. Yani 10 numaranın handikapı çok iyi. E, kararsız kaldım bilmiyorum ben 4 e, thai yazdım değerlendirmeme. ilk olarak yine 40 tay e, irat İrat e, idaresinde 10 numaralı The Thrill of Victory öncelikle önereceğim tay olacak. Sonra 2 numaralı Barry the Boulder. Sonra 8 numaralı Provation ve sürprizlere önereceğim e, ki tek atmazsanız muhakkak yazın iyi bir ekeriniz safkanı bir kere koştu altıncılıkta kaldı ki o o yarışta da e, oldukça avantaj kaybetmişti daha iyi bir performans sergileyebilirdi bir numaralı e, Ramp Link Verikten bahsediyorum oldukça da sürpriz çıkacak muhtemelen buradaki sıralam sıralamam 12, 8 ve 1 oldu arkadaşlar altıncı koşuyla birinci altılı Ganyan sona eriyor yine dişilerin koşacağı 1400 metre kum pistteki şartlı koşuda. Tek olarak önereceğim Safkan e, oldukça da favori şu anda. Tonalist'in yavrusu 5 e, numaralı Betsy Blue e, çok formda son yarışlarını hep e, ikinci ve son yarışını kazandı. Derece olarak baktığımızda da e, rakiplerinden daha iyi derecelerde koştu. Son yarışı mesela 1400'ü Saratoga'da 82-82 e, e, yaparak 6 boy farkla kazandı. Daha önceki yarışlarda da dediğim gibi iyi derecelerle ikincilikte kaldı. Bugün için bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum. Tek diyorum 5 numaralı Betsy Blue için. 7. koşu satış koşusu 1600 metre kum pistte. Atların satış fiyatı 25 bin dolar. E, sürpriz olabilecek bir yarış. 3 e, atla geçmeye çalışacağım. İlki Louis Size idaresinde 7 numaralı Blue Jays. Sonra 8 numaralı e, Skilly K Manuel Franco idaresinde ve son olarak da sürprizler önereceğim bir numaralı e, Striking Speed. E, üçünü de eşit şanslı olarak görüyorum. Sıralamam 7-8 ve 1 7. koşu için. 8. koşuda yine dişilerin koşacağı bir koşu 1200 metre çim pistte opsiyonel satış koşusu. 11 kısrak yarışa kayıtlı olsa da Burada 9 e, kısrak koşabilecek. 10 10 ve 11 e, yedekte. E beşini şablonuma yazdım. İlki 9 e, numaralı Kokopelli buradaki benim favorim 9. Sonra 6 numaralı Fontana Fredda. 10 e, numaralı Ruins in Time, 2 numaralı Gilles Hatmes ve son olarak 8 numaralı Theodora Graz. Benim burada sırasıyla şanslı gördüğüm kısraklar sıralamam 9, 6, 10, 2 ve 8. Belmont'a son koşu gece 00.13'te başlıyor. satış koşusu 1300 metre kumpiste. 16 16.000 dolara satış fiyatı var safkanların performanslarına baktığımda çalışırken yazdığım atlar çok az at yazdım. 2 3 4 5 6 ve 7'yi yazdım şablonuma ama biraz eee elemini yaptığımda da 3 at bıraktım şablonuma. Bunların ilki 2 numaralı Mattis Marodur Hoze Ortesi arasındaki 2 numara önceliyim ki 4 ay aradan sonra Saratoga'da 1200 metreyi 72.39 ile 5-6 boy geride üçüncülükte kaldı. Kazananın 5-6 boy gerisinde. Bugün için daha iyi bir performans sergileyecektir. Sonra 4 numaralı Inspiration Point 725 bin dolarlık safkan ama şu ana kadar beklentilere cevap veremedi. Bugün için yazmak lazım. Son olarak da 7 numaralı Power Agenda'yı eşit şanslı olarak görüp şablonuma bıraktığım 3 üç attan üçüncüsü dolayısıyla burada sıralamam 2 4 ve 7 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerimi de bitirdim. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.